Şimdi Doğu Bey, siz daha önce televizyon programlarına çıktığınızda da izleyenler arasında bu hep aynı şeyleri belki hatırlatıyorlar diyeceksiniz ama o döneme der yani daha önce siz de veya sizin partiniz de acaba PKK ile bir diyalog kurularak veya onun uzantılarıyla bir diyalog kurularak bir barış ve bir çözüm ortamı yaratılabilir mi diye bir arayışa girmediniz mi? Mesela o fotoğrafları falan hatırlatıyorlar 1990 ya. 1990 öncesinde, siz de hatırlatıyorsunuz, onlara gönderme yapmaya gerek yok, siz de hatırlatıyorsunuz. Hayır, ama yani siz de belki bakın, bir şey istersiniz diye söylüyorum. Yanlış yaptığıma yanlış derim. 90 öncesinde PKK henüz Amerika'nın kontrolünde değildi. Yanlış mı idi o dönemdeki tutumunuz? Hayır, ben de, siz de gazetecisiniz. Sizin Hürriyet Gazetesi, Milliyet, Cumhuriyet, Vatan, neyse bütün gazeteleri, Milliyet, genel yayın yönetmenleri röportajlar yaptı. Ben de söyleşi yaptım bir gazetecilik olayı olarak ama onlardan bir farkım var. Evet. Ben onu uyardım. Amerika geliyor, işte İsrail'in girişimleri var, onlara alet olma. Ve yani 1990 Amerika'nın Körfez saldırısı öncesinde o Körfez saldırısını görerek uyarılarda da bulundum ama gazetecilik görevi de yaptım. 90 öncesi biraz farklı. Nedir? Eğer Türk devleti 1990 öncesinde akıllı davransaydı orada Hafız Esad rejimiyle Suriye ile işbirliği yapar ve PKK'yı onun elinden alırdı. Ama ne yaptı Turgut Özal'lar? Suriye'de o ihvan isyanlarını desteklediler ve karşılıklı iki ülke arasında Suriye ile devlet birisi diğerinin teröristini öbürü diğerinin teröristini silahlandırarak destekleyerek bu duruma kadar getirdiler. Yani biz bunu önlemeye çalıştık ve doğru yaptık. Amerika ve İsrail'in elinden PKK o zaman kurtarılabilirdi. Zaten daha çok kuvvetli ilişkileri yoktu. Suriye ile Türkiye arasındaki bir işbirliği meseleyi çözerdi. Siz Abdullah Öcalan'a o dönemde bu uyarıları mı yaptım? Kendisi zaten ifadesinde söyledi. Doğu Perinçek geldi bana Amerika ile İsrail ile işbirliği yapma dedi diye ifadeleri.